Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün karışık turşu yapıyorum. Karışık turşu yapacağım. Biber, havuç, salatalık. Orta boy bir lahana aldım. Lahanayı yıkadıktan sonra dörde bölüyorum. Kalın kısımlarını çıkartıyorum. Burayı sarma yapacağım. Diğer yerlerini de büyük büyük doğruyorum. Şimdi havuçları doğruyorum. Salatalığı, acurları hepsini doğrayacağım. Keleği, biberi, bütün malzemeyi doğruyorum. Bütün malzemeleri doğradım. Az bir tuz koyuyorum ve karıştırıyorum. Akşamdan doğradım. Az da bir tuz atmıştım. Ölsünler diye. Şimdi bir avuç nohutu altına koyuyorum. Ve bunları bidonuma dolduruyorum. Şimdi biraz sarımsak atıyorum ve doldurmaya devam ediyorum. Yine biraz sarımsak. Thank you.
turşunun suyunu ayarlayacağım. Böyle 1 litre su ölçülerek yapıyorum. Bir silme kaşık, yemek kaşığı şeker, 3 kaşık tuz, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı 200 ml'lik sirke, bunu eriteceğim. Bundan 2 litre yapacağım. Ondan sonra yetmezse tekrar bunu yapacağım. Ölçü bu. 1 su bardağı sirke, 3 kaşık tuz, 1 kaşık şeker, 1 kaşık çay kaşığı limon tuzu. Turşumun üstü az geldi. Tam doldurmadı. Ben de biraz evde karnabahar vardı, onu koyacağım. Tabii ki siz koymak zorunda değilsiniz. Bir tane de süs biberi koyuyorum. Biraz acısı vursun diye. Ve sarımsaklarımı da. Burada 3 diş sarımsak vardı. Şimdi üzerine de maydanoz koyuyorum. Yarım demet kadar. Ve hazırladığım suyu döküyorum. Bunun üzerine halasıya kadar su yapacağım. Ben turşunun kalan suyunu diğer size 1 kiloluk tarif ettim. Ama çok su daha ihtiyacı var. Onun için şöyle yapacağım. Tuzu daha önce de döktüm. İçinde eritiyorum. Yumurtamı yıkadım. Üzerine koyuyorum. Geziyorsa biraz daha yukarıya çıkması lazım. Biraz daha su tuz ekleyeceğim. Yumurta ayarı yapıyorum. Gördüğünüz gibi artık yumurta üzerinde geziyor. Bunun tuzu olmuş demektir. Sirkesini koyacağım. Şekerini koyacağım. Buna 2 kilodan su fazla 2 bardak koyuyorum. Limon tuzu koyuyorum. Yine şeker koyuyorum. Suyunu doldurdum. Suyunu da fazla yapmışım. Bunu da başka bir turşuda kullanırım. Şişeye koyacağım, kaldıracağım. İçindeki havaların çıkmasını bekleyeceğim bir müddet. Alttan havalar giriyor. Sonra ağzını kapatıp, iyice kapatıp serin bir yerde olmasını bekleyeceğim. Bir 15 gün sürüyor. Serin bir yere koyuyoruz. Kapağını hiç açmıyoruz.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.